Herkese selamlar arkadaşlar ben Tayfun Bugün sizlerle birlikte uzun zaman sonra istediğiniz oyun gizemleriyle karşınızdayım Oyun gizemlerindeki konuğumuz arkadaşlar Manhunt 2 Evet Manhunt'ın ikinci oyunu İlk oyunu yapmıştım ilk oyunda gayet güzel beğenildi yorumlarda falan filan bir sene geçti aradan bu arada hani ona da buradan da selamlarımızı iletelim Manhunt 1'e. Evet arkadaşlar Manhunt 2'nin gizemleriyle karşınızdayım. Farklı oyunları yapmak istiyordum. Manhunt 2 de onlardan bir tanesi. Yine bir Rockstar oyunu ve yine Rockstar oyunlarında olan bir sürü istek ve gizemler arkadaşlar. Böyle baktım ben o, e, burada söyleyeyim hani çok ağım şahım olmasa bile hani ortalamanın üzerinde fena olmayan e, gizemler var. Onları göstereceğim. En ilgi çekici olanları sizlerle paylaşacağım. Haydi bakalım. Başlayalım. Evet arkadaşlar burası oyunun e, ilk kısımları yani ikinci bölümü diyebileceğimiz Ghost isimli bölüm. Bu bölümde arkadaşlar e, terk edilmiş bir eve giriyoruz bu şekilde. E, burası aslında Daniel'in evi. Eee Daniel e, daha sonra evi böyle yanıyor falan filan bazı olaylar konusunda onu da spoiler vermeyeyim. Eve girelim. Buradan evimize bir girelim abi. Ev e, leş gibi kokuyor ya yani gerçekten leş yani. E, burada işte e, Deny'nin ve e, karısının e, görselini görebilirsiniz. Burada da çocukları falan var. Bunlar zaten easter egg falan değil. E, ama birazdan göreceğiniz bazı kısımlar var. Şimdi burayı göstermeden önce burada önemli bir detay var çünkü onu sonra göstereceğim. Buradan yukarı çıkarsanız burayı zaten biliyorsunuz. Burada arkadaşlar e, karısının Deni'nin karısının e, şeyini görüyorsunuz. Hayaletini görüyorsunuz. E, burada görüyorsunuz abi. Buraya hemen bir aşağı inelim. Buraya bir es geçelim. Şimdi arkadaşlar oyunda çok önemli bir detay var burada e, gizemli bir oda var arkadaşlar evet oyunda bu bölümde gizemli bir oda var nasıl var ben oyunu kaç kere bitirdim falan diyecek olanlar varsa diyecek olanlar varsa e, yanılıyorsunuz abi var ben de şaşırdım gerçekten ben de oyunu çok fazla kez bitirdim e, ama bu şekilde hiç görmemiştim evet şimdi burada bir cam var bunu göstermeyeceğim normal bir cam yani burası e, burada bir oda var arkadaşlar şimdi bu odayı nasıl göstereceğim size dolaba yaslanıyoruz. Bu şekilde C'ye basıyorsunuz. bilgisayar oynuyorum ben. Sonra T tuşuna basıp arkadaşlar FPS moduna geçiyorsunuz ve kamerayı yavaşça sola doğru çekiyoruz ve gizli bir oda ve sandalye falan var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Sandalye ve gizli bir oda var ilginç bir şekilde. Ee, ben daha demin şeyleri de baktım bu arada. Video çekiminden önce de baktım. hani duvarlara yaslandım baktım. Hiç öyle karanlıktı böyle ama burada oda var abi. Çok ilginç bir şekilde. Ve odanın da gördüğünüz gibi böyle bir izleri falan var abi ya. Böyle bir duvar izleri falan var. Korkutucu bir şey şeyi var. Görseli var gerçekten de. Hani hafiften bir tedirgin etmiyor da değil. Evet böyle bir e, Rockstar'ın yaptığı Böyle kullanmadığı bir oda arkadaşlar. Ee, bir sonraki kısımda. Buranın bir sonraki kısmı da şu şekilde. Burada bir ayna var görüyorsunuz. Ben bu aynayı hiç kırmadım. Gelin beraber kıralım abi. Kırdık. Ve karşımıza kamera çıktı abi. Demek ki neymiş? Ee, kamerayı koymuşlar burada. Arkadan da gizli bir odada da çekim yapıyorlar abi. Belki de bilerek koymuşsa onu. Kim bilir. Ufak spoilerlar var. Onu söyleyeyim. Kamerayı bu arada kırabiliyorsunuz. Şöyle bir. Etkileşime geçebiliyorsunuz. Yani hani süs gibi koymamışlar. Kamera kırılabiliyor. Demek ki bunda bir olay var abi. Evet. Ee, bu ilk gizemimizde bu şekildeydi. Evet arkadaşlar bir sonraki gizemimizde. Bir sonraki bölüm olan 3. bölüm. Sexual bir şeydi. Pardon tam hatırlamıyorum. İsmini unuttum. 3. Ee, bölüm arkadaşlar ee, burada bir e, gizem var aslında da hani öyle çok bir şey bir şey yok gönderme var ee, Rockstar'ın oyunu olduğu için zaten kendi oyunlarında gönderme çok oluyor biliyorsunuz Şimdi normal olarak biz burada başlıyoruz değil mi Şuradaki tuğlayı alıyoruz Buradan içeri giriyoruz Ama kaçırdığınız bir detay var abi Buradan arkaya dönersiniz Şöyle Döndüğümüz an itibaren buradan geçiş yaptığımız yere bir bakın abi ne dikkatinizi çekiyor Araba değil mi Bu araba arkadaşlar GTA San Andreas'taki ve Vice'teki Voodoo aracı Sandra daha çok benziyorum da söyleyeyim ee, burada Voodoo aracını koymuşlar buradan da GTA'ya da selam çakmış Rockstar oyunculara da bu şekilde bir e, şey var abi gönderme mevcut Evet arkadaşlar e, bu bölümde daha demin gösterdiğim bölümün bir ileriki kısmı e, böyle biraz ilerliyorsunuz ve bu tarafa geliyorsunuz burada arkadaşlar e, küçük bir e, gönderme mevcut Şöyle bir e, dönüyorsunuz buradan. Burada bir kıçı var böyle bir. E, şöyle bir T'ye basıyorsunuz abi. Bakın dikkatiniz ne çıkıyor burada? Bir tane meyve suyu, değil mi? Juice, juice diyor. Juice Fist. Bakın şurada bir Fist var. Yani Love Fist arkadaşlar. Juice Fist de e, Love Fist'in ilk görevinin ismi arkadaşlar yanlış bilmiyorsam galiba o. Ama buradan Love Fist'te de bir gönderme mevcut GTA Vice City'de bir Gönderme mevcut arkadaşlar Love Fist görevi Buradan da bu şekilde görebiliyorsunuz Evet arkadaşlar bir sonraki Gizemimizde bir sonraki bölüm Daha önceki gösterdiğim bölümün Bir Bölüm sonrası Şimdi buradan bir yere geliyorsunuz bir klaba geliyorsunuz Arkadaşlar bu ismin söylemeyeyim Ayıp olur <laughs> Burada Street Tips'ci hatunlar var Görüyorsunuz abi iki tane şöyle bir Farklı tip hatun Burada da aynı tip hatun. O en soldakiyle aynı. Tekstür falan filan karakter tasarımı aynı arkadaşlar. En sağda hiç kimse yok. En sağda hiç kimse yok. Burası biraz gerilimli bu arada haberiniz olsun. Ee, biz farklı olana bakacağız arkadaşlar. Farklı olan hatuna FPS moduyla bakacağız. Bakalım başımıza ne gelecek. Evet. Belki de birçoğunuz bu detayı kaçırdı arkadaşlar. Eee... O daha demin gördüğümüz hatun Bu Deni Yani karakterimizin karısı arkadaşlar Ölü karısını görüyoruz bu şekilde Baya bir e, Ürkütücüydü değil mi Bence de ürkütücüydü Evet buradan yine bir sonraki bölüme geçiyoruz Arkadaşlar her bölümde neredeyse bir tane çıkıyor e, isterek Burası safe house bölümü e, Bu bölümün hem bir sonrasında En son bölüme e, geçerken ki Bir gizemi göstereceğim. Bir de başında bir gizem var şu anki. Onu göstereceğim. Gizem değil aslında. Ee, bir tane gönderme mevcut. Şimdi buradan başlıyorsunuz. Normalde buradan kapıyı açmanız lazım. Değil mi? Açmanız lazım. Buradan basmanız lazım. Ama şuradan bir geri gidiyorsunuz. Şurada bir kıyafetler var arkadaşlar. Üstümüzü falan değiştirdik biliyorsunuz biz. Bu bölümde. Oynayanlar biliyor. Böyle aşağı bakıyorsunuz. Ne yazıyor abi? Sap Urban. Yani GTA San Andreas'taki giyim mağazası arkadaşlar. Buradan da Rockstar kendi oyununa bir gönderme yapıyor efendim bu şekilde söyleyebilirim. Bundan çok var. Sadece e, birkaçını göstereceğim. Onu da belirteyim. Evet arkadaşlar, e, demiştim sizlere. E, bu bölümün sonuna doğru e, sonuna doğru olan bir e, göndermesi var. Onu da size göstereceğim. Arka tarafı göstermeyeceğim çünkü buranın neresi olduğunu biliyorsunuz. Şöyle bir küçük bir spoiler yapabilirim. Göstermeyeyim. Tamamdır. Anladınız ne demek istediğimi? Evet abi. Burada şurada bir ilan var. Afiş var daha doğrusu. Buna bakıyorsunuz. Tahminlerinizi alalım. Ben söyleyeyim. Arkadaşlar şimdi yazılanı okuyalım. Harry Palmer and the Goblin arkadaşlar. Ne biliyor musunuz bu? Neye gönderme? Harry Potter and Goblet of Fire arkadaşlar. Yani Harry Potter ve e, Ateş Kadehi. E, film 2005'te çıkmıştı. Oyun 2006'ta çıktı. Böyle bir Raksar filme gönderme yapmış böyle hani şey olmadan. Eee Tam ismini yazmadan böyle bir göndermeyenmiş. Eğlenceli olmuş. Onu da belirtelim. Evet arkadaşlar. Bir sonraki gizemimiz ise baya uzun bir şey sonra. Bölüm sonra. Yani oyunun sonlarına doğru. Sondan 3. mü 5. mi ne bölüm. O civarlarda yani. O aralarda falan hiç isterek falan yok. Ben baktım. Hiçbir gizem yok. Burada arkadaşlar bir morga geliyoruz. Bir morg kısmı. Origins bölümü. Burada arkadaşlar bakın. Bir tane el var. Cesetten çıkmış bir el var abi. Ceset torbasından çıkmış bir el var ee, ve burada yazılı var abi, isimler var. Bunlar arkadaşlar yapımcı ekibin isimleri. Evet. Hatta şurada bir tanıdık bir isim var abi. Şöyle Kore'yi göstereyim. Bakın Dan. Yani Dan Houser. Bu ee, Rockstar'ın başındaki abimiz. Ee, diğer ekip de abi. Raxsar e, bünyesinde bulunan ve Mainnet içerisinde çalışan abiler, Mainnet ekibinde çalışan abiler arkadaşlar. Böyle bir e, istek var ama şu. Hala gizemini koruyor abi bu nedir ne değildir öylesine mi konulmuş yoksa nedir yani Wash ne yazıyor Wash Brook yazıyor galiba tam okunmuyor yani pikselleri sayıyorum çünkü Wash Brook Wash Brook abi Wash Brook öyle. Evet arkadaşlar e, oyunumuzun son gizemine geldik. Yine oyunun sonlarına doğru olan bir yere geldik abi. E, bir film stüdyosu. Biliyorsunuz Rockstar yani oyunların hep film stüdyosuna e, uğruyoruz yani. Her zaman Rockstar, Rockstar Games'in oyunlarına hep uğruyoruz. Film stüdyosu olarak. E, bu sefer de Manhunt'tan e, bir kare var arkadaşlar. Onu göstereceğim. Çocuk stüdyosu. Acaba ne kadar çocuk? Hemen görelim. E, bakın. Burada bir gizem var abi. Burada bir gönderme var daha doğrusu. Bunu hatırladınız mı? Bu tavşan reyiz hatırladınız mı? Manhunt 1'deki arkadaşlar Kill the Rabbit bölümündeki tavşan burada da gönderme olarak e, Rockstar koymuş. Vay be! Manhunt 1'in gizem videolarına ulaşınca arkadaşlar görürsünüz zaten. Orada e, şeyi tavşanı öldürdük anahtarı almak için. E, burada da kendisini koymuşlar. Ve burada da abi Kendisinin e, maskesi var. Görüyorsunuz. Burada da maske var. E, böyle hani bir şeyin içine girmiş falan böyle paramparça cesetler. Gayet korkutucu. Burada da şöyle bir detay var. E, çocuklar için, öğrenciler için uygun değil arkadaşlar. E, film şey Kids TV değil mi burası? Rockstar kendiyle çelişiyor. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Manhunt 2'nin gizemleri bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir derken oyuna takıldım şu an. Evet gördüğünüz gibi. Kendimi gizem içerisinde bulunca böyle oluyor tabi. Evet umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Manhunt 2'nin gizemleri de bu şekildeydi. Ee, daha fazla oyun gizemleri istiyorsanız farklı oyunların gizemlerini istiyorsanız kanalıma abone olmayı yorumlarda göz, güzel yorumlarınızı belirtmeyi ve videoya like atmayı unutmayın abi yorumlarınızı okuyacağım lütfen yu, e, yayınları paylaşın videoları paylaşın arkadaşlar e, bildirimleri ne olur açın bildirimler çok önemli e, daha fazla oyun gizemi istiyorsanız bu şekilde de e, bana yardımcı olabilirsiniz bir sonraki videoda görüşmek üzere Videolar kaldığı yerden devam ediyor arkadaşlar kendinize çok iyi bakın sizleri seviyorum hoşçakalın.